Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim, kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Yolla, bırakma beni şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim. Yine bekleriz. Ah, Osman babanın ayakkabıları burada. Ayakkabıları burada olduğuna göre işe gitmemiştir. Yok, ben zil çalmayayım. Dilek aşkıma bir mesaj atıp arka bahçeye gelsin. Dilek aşkım, ben arka bahçedeyim. Oraya gel, bekliyorum. Bre Çiroz, seni UKA konserve okuluna gönderdim. Hiç babana bir şarkı türkü söylemedim be. Tüh, sana ayıklar olsun yani. Ah babacığım, ben seni kırar mıyım? Söylemem mi hiç? Anneciğim hadi al odunu. Ha. Ne söyleyeyim? Şeyi söyleyeceksin. Bizim memleket havalarından, Avrupa türküleri. Mesela aman bre deryalar türküsünü söyle. Ha? Tamam. Sen de çal kız. Hadi. Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Haydi bre! Sana telefonuna mesaj mı geldi kızcağızın? Arkadaşım Melis babacığım, arabasıyla okula gidiyormuş da seni de geçerken alayım okula bırakayım diyor. Ben müsaadenizle kalayım. Yok 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 yok, otur otur. Bak ne kadar güzel ailecek eğleniriz ha. Ben seni sonra Taksim'e götürürüm. O kendisi gitsin, hadi süre kızcağızın. Ama hayatta olmaz baba, dün kızdan rica ettim. Melis'ciğim sen arabanla okula giderken beni alıp okula bırakır mısın dedim. Çok ayıp olur. Hadi ben kaçtım, öptüm, bay. Hadi bay. Allah zinat çıtlığı versin benim güzelleri güzeli kuzum. Şşşt! Sen de yaklaş bakalım. Biliyor musun? Kuşlar benim kulağıma ne fısıldadı be. Doğru mudur acaba? Osman Ağa'nın kulağına kuşlar mahalleden bir şeyler fısıldadıysa kesin yalandır Osman'ım. Biliyorsun sen.
Daha ne fısıldadıklarını bilmedin. Niçin tekzip edersin? Ha? Ya Osman'ım, sen ne zaman duydun bizim mahallenin doğru düzgün bir şey söylediğini? İşleri güçleri ona bura karı çalmaktır. Sen söyle bakalım, senin kulağına ne çalınmış? O kuşlar derler ki, bizim Dilek ile Kara Kızan hala bile gizli gizli buluşurlarmış. Ya obay anacığım, sana 40 kere söyledim bizim bahçede buluşmayalım dedim. Senden sabah öpücük almayınca bütün işlerim ters gidiyor ya. Ama bir sabah babam senden bir öpücük alacak, ondan sonra aklın başına gelecek. Bir şey olmaz be. Osman baba neden görecek burada? Biz kaç seferdir burada buluşuyoruz? Dudaktan öpücük alabilir miyim? Tabii alabilirsin canım. Ama yanaktan. Tamam. Obay anacığım! Kapana kızıldı sarıya. Ne kekliği Osman'ım? Gel de göstereyim. Kekliği düz uvada var mı? Sen ne olur burada be? Karakıdan bungee jumping mi yaparsın? Ne bankisi ne jumping'i be? Keklik tuzağa düştü, tuzağa. Kınalı keklik. Benden gizli gizli bile arka bahçelerde kızımla mı buluşuyorsun? Yok, buluşmuyordum Osman baba. Ben geçiyordum, sonra tuzağa takıldım. Beş karayolu mu burası be? Geçerken uğramış. Beni mi kandırırsın bile? Seni tupaç gibi çevirin var. Ya Osman baba çıkarıyor. Ya baba lütfen yapma bir dur. Sık kız, sık. Safiye, çabuk bu kızı al götür. Şimdi ben bu oğlanın defterini düreyim. Ondan sonra da sizin içeride defterinizi düreceğim böyle. Haydi yürü. Bırak kara kızar. Osman baba, ne olur beni öldürme. Öldürmeyeceğim kızarım. Bilir misin? Burada eskiden bir kum torbası asılıydı. Ben bile ondan boks antrenmanları yapardım. Osman baba, lafını ne de bağlayacaksın? Sadet'e gel. Şunu demek isterim ki, o kadar kuvvetli yumrukların vardı ki, o kum torbası bile diye patladı. Şimdi de seni patlatacağım kara kıza. Yapma Osman baba, ne olur vurma beni. Yok. Oynama Osman baba. Oynama Osman baba. Biz bağıran, kıdıklanan kum torbası gülmemiştim. Oynama Osman baba. Oynama. Oynama Osman baba. Ya çapırdama ha. Ne be? Efendim Şükrü? Mehmet, sabah sabah canını sıkmak istemiyorum ama dershaneden aradılar. Ne oldu, bir şey mi olmuş? Okan'ın 2 aylık dershane parasını yatırmadık ya, icraya vereceklermiş. Tamam Şükrü, sen canını sıkma. Okan'a da bir şey belli etme, o da sıkılmasın, tamam mı? Ben o parayı bir şekilde bulurum. Tamam canım, tamam. Hadi görüş. Mehmet Ucu, hayırdır, ne parası? Nuri baba, Okan'ı dershaneye vermiştik üniversite için de. 2 aydır parasını ödeyemiyoruz. Aramışlar, ödeyin yoksa icraya vereceğiz demişler. Hay Allah ya. Bende de hiç para yok. Vergiyi yeni ödedim biliyorsun. Ya Okan, yani vallahi bende de kuruş yok ya. Olsa... Vallahi hocam, benim durumlar da biraz tırt ya bu aralar. Hocam biliyorum, benim parayla pulla hiç işim olmaz. Yani bizim mahalleye uğramaz. Cebimdeki son parayla da bu çikolatayı aldım, onu emiyorum şimdi. Arkadaşlar, hepinizin durumunu biliyorum. Zaten paranız olsa da isteyemem. Eski borçlarımı ödeyemedim daha. Ya hocam, o nasıl söz? Vallahi darılırız ha. Hem biz bir aileyiz, unutuysan. Hangimizin başı sıkışsa yardım ederiz biliyorsun hocam. Eksik olmayın arkadaşlar. Ben o parayı bulurum, merak etmeyin. Efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Ya Müptezel hala niye geliyor buraya ya? Otur ya Arif ya, saçmalama. Masar Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş gelmeyi çok isterdim ama siz burayı bir türlü boşaltmadınız. Maalesef hoş bulduk diyemiyorum. Vallahi ne yapabiliriz Basar Beyciğim? Biz burada sadece kiracıyız. Vallahi ya. Saçmalama. Ne yapıyorsun Arif? Ben mülkümde taksi durağı istemiyorum. Zaten bu bölgenin taksi durağına ihtiyacı yok. Onun için lütfen burayı bir an önce terk edin. Başlar baba. Biliyor musun, senin bu durağın etrafında kanamalı Kırım Kongo kenesi geziyor. Haberin var mı? Kene mi? Hı. Oo.
Ben çok korkarım, tiksinirim bu kenelerden. Vallahi biz de çok korkarız, çok tiskiniriz. O yüzden durağın etrafını ilaçlatmaya karar verdik. Aramızda para topladık. Sen de bir miktar para verir misin yani? Katkıda bulunur musun? Tahsilatı ve tahsisatı Mehmet Hoca yapıyor. Nereden çıktı şimdi bu kene defetme parası? Vallahi Mahsar baba, bir dakika ya. Senin burandaki ne? Ana, burada kene var mı? Sakın elini sürme. Sakın kene var. Yanağındaki ne? Nerede? Nerede? Şu aynayı ver bak. Aynayı ver. Ne olabilir baba? Mahsar baba. Yanağında kene var. Ay, ölüyorum. Ay çocuklar, çıkarın bunu şuradan. Çabuk. Kurtarın beni. Oğlum, onu biz çıkaramayız. Çünkü biz onu çıkarırsak sen ölürsün. Baba yürüyor kere, vallahi aşağı doğru sarkıyor. Çocuklar hemen bana bir taksi. Beni bir hastaneye yetiştirin çabuk. Ne oldu Mahsar Bey? Demin buralarda taksi durağına ihtiyaç yok diyordunuz. Şimdi birdenbire canınız taksi mi çekti? Şimdi mi sen koşa koşa git hastaneye de taksiye ihtiyaç var mı yok mu bir görelim. Sapıttınız mı siz be? Ben burada koşa koşa nasıl giderim hastaneye? Mahsar bu baba. Vallahi nasıl gidersin bilmiyorum da o kene aşağı doğru böyle sarkıyor. Bence bir an önce koş vakit kaybetme. Şimdiden 5 dakika kaybettim bile. Koş baba koş. Ay keneleri saldılar üzerime hainler. Hainler. Ya Sinan ne adamsın ya. Ya ne yapayım Nuri baba ya. Ben çikolata aldıydım emmeye. Sürdüm Mahsar babamın yanağına. Buyurun efendim Akasya Durağı. Tabii efendim var. Adresi alayım. Derhal gönderiyorum efendim. Arif Fırla, Güne Bakan Sokak 46 numara. Hadi. Kolumda kene var, kopar yeme var. Hadi ben gidelim. Hazır mı? Hazır. Hem de birinci kalite. Piyasada bulabileceğinin en iyisi. Aynen anlaştığımız gibi Cahit. Para tamamdır. Ama önce malı görelim. Biz de parayı görelim. On numara maldır. Piyasadakilerin en iyisi. Evet, mal fena değil. Hadi bize eyvallah. Arabamız olasına yerleştirmeli. Peki abi. Cahit abi. Şahin paketlerin geri kalanını kumla doldurmuş abi. Bu ne oğlum? Kum abi kum. Bana yapılır mı? Yatacak yerim var mı Şahin? Ben de cahilsem seni bulup kafana sıkmaz mıyım? Değiştir o zaman. Allah kahretsin be. Yapacağınız işin içine tüküreyim. Abi geliyorlar. Abi ne yapıyoruz? Elin körünü yapıyoruz. Kaçıyoruz tabii. Siz bizi koruyun. Denizden eser, ben Deniz Arif Keser. Nereye gidiyoruz? Bırak şimdi lodosu modosu. Arkamızda fırtına var, tayfun var gazla. Ne oldu abi? Doğumum yetişeceğiz. Ne bu acele ya? Bas kardeşim, bas gaza. Anladım abi. Bas gaza Arif, bas gaza ayağı diyorsun yani. Ver şu çantayı, ver.
çok para var bu abicim orada. Döküldüm ya, toplarım ben, yardım ederim ya. Arabanı sür sen, arabanı. Hızlansana, ne biçim gidiyorsun? Kaan arabası gibi ya. Ulan şimdi abicim, ya hıza ne gerek var? Hız ölüm demektir. Şimdi bak, buradan aşağı ben şöyle bir üçüncü vitesi attım mı? Aşağısı deniz zaten böyle, sahil kenarı diyorum. Açarım ben sırtıyı, bir cıstak cıstak piyasamızı yaparız. Ne dersin? Canına mı susalım derim? Sen ne dersin? Ben de sen ne dersen onu derim abi. Ne diyeyim artık? Merhaba Enar kardeşler. Merhaba Osman'a gel. Nuri kardeşler. Bu Safiye beni öldürecek, sebebim olacak. Ölmeden beni mezarlara gömecek yani ya. Ya Osman, ne oldu oğlum gene? Niye sinirleniyorsun, ne var? Daha ne olsun be kardeşlik, daha ne olsun. Bu kara kıza tilki gibi bizim eve dadanmış, arkalardan dolaşır, bizim Dilek'le böyle konuşurlarmış yani. Sabiha de bunlara göz yumarmış, bunlarla işbirliği, yardım ve yataklık eder. Ya Osmancığım, kabahat sende. Bu çocukla bu kız birbirlerini seviyorlar. Ver gitsin, niye inat ediyorsun? Mümkünü yok kardeşlik, mümkünü yok. Ben Müslüman olmayana kız vermem. Ayrıca bilemiyorsanız ben bu Sabiha'yı da boşayıp başka kadınla evleneceğim. Daha neler Osman abi ya. Bak şimdi Osman abi, buyur söyle. Eğer bir kadın ilk kocasını boşayıp tekrar evleniyorsa, o kadın ilk kocasından nefret ediyor. Ama bir erkek ilk karısını boşayıp ikinci defa evleniyorsa, o erkek karısına aşık demektir. Sen Safiye yengeden boşanamazsın yahu. Niçin? Niçin? Çünkü sen Safiye yengeyi seviyorsun Osman Aga. Anlasana bunu yahu. Şimdi de ben sana bir şey söyleyeceğim, sen onu iyi dinle. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen de filozof mu oldun bre eşek? Çok güzel oldu yahu. Nuri kardeşim, yüksek icazetinde ben gidip birikmiş faturalarımı ödeyeyim. Ondan sonra hemen döneyim. Osman Aga, ben de seninle beraber geleyim, sana yarenlik edeyim. Olmaz. Her seferinde beni kandırırsın, bana yarenlik edeceğim diye yola çıkarız. Sonra da sen bana faturalarını kaktırırsın. Söz. Vallahi bu sefer kaktırmayacağım, yarenlik edeceğim. Söz mü? Söz yahu. İyi tamam. Ya inanmıyorum, inanmıyorum vallahi. Herkes faturasını otomatik ödemeye bağlar, Sinan da Osman abiye bağlamış. Ne kalbim, ne kalbim. Hadi durak size yapma. Hadi, hadi yürü gidelim. Ne oluyor? Beyler, bas gaza! Olsun, olsun. Allah kahretsin, lanet olsun. Çanta düştü. Şu adamları halledelim, ondan sonra alırız çantayı. Yahu adamlara bak be. İçi para dolu çanta arabadan aşağı düştü, dönüp bakmadılar bile. Ne kodaman herif bunlar ya. Biz hayatımız boyunca çalışsak bu kadar parayı bir arada göremeyiz yani. Pasaportlarınız elimde. Artık hepiniz benim malımsınız. Bundan sonra hangi müşteriye gideceksiniz dersem ona gideceksiniz. Yoksa diri diri gömerim hepinizi. Пожалуйста, Behçet. Bize dedin çocuğu bakıcılığı yapacağız. Şu anda diyorsun kuş yap. Нет, пожалуйста, olmaz. Нет, biz fuş yapmak istemiyoruz. İzviniciz. Biz evimize geri dönmek istiyoruz. Susun be! Bana karşı mı geliyorsunuz? Hepinizi kurşuna dizerim vallahi. Bu evden çıkış yok kızım. Artık benim sermayemsiniz. Yapma Bekçit, пожалуйста. Kes hazırlamayı be! Hadi giyinin, süslenin. Birazdan müşteri gelecek, müşteri. Ne yapacağız? Bir de silahlı adam var. Pencereden de atlayamayız, çok yüksek. Telefonlar aldılar. Ne yapacağız biz? Ayakkabı içinde imdat yazacağız. Pencereye atıp birisi görüp bize yardım eder. Aa, çok iyi fikir. Benim Türkçe yazı güzel, ben yazayım. Yaz imdat. Ana!
Osman Aga, bak şansı görüyor musun? Benim de cebimde bir fatura kalmış. Hazır sen kendi faturanı yatırırken, hadi bu güzel kardeşinin faturasını da yatır hadi. Anı ne tutturmaz. Bak bakayım burada ne yazar? Okunmuyor, silinmiş. Burada keriz mi yazar? Ben kendi faturamı ödeyeceğim, sen kendi faturanı. Oka. Aşk olsun Osman Aga ya. Bu güzel kardeşine bir fatura ödemiyorsun. Yani kalbimi çok kırdın. Öyle teessüf ederim ya. Aa kardeş. Bu ne ya? Ana. Ayakkabı giymez misin? Kim attı bunu be? Erkekse karşıma çıksın. Bunu atan kesinlikle erkek olamaz Osman Aga. Çünkü gördüğün gibi bu bir kadın ayakkabısı. Eğer bir erkek bunu atıyorsa kadın ayakkabısı giyiyordur. O durumu daha da tuhaflaştırır. Kim attı bunu be? Osman Aga bunu kim atmıştır biliyor musun? Hani beyaz atlı prensini arayan Kürt kedisi var ya, işte o atmıştır. Şimdi sen en iyisi bu ayakkabıyı al, bütün daireleri tek tek çal. Karşına çıkan bayanlara ayakkabıyı denet. E tamam mı? Kimin ayağına uyuyorsa senin kısmetin odur. Bırak be. Allah Allah, bunun içinde bir şey yazıyor ya. Ha, ne olabilir acaba, markası mı? Osman Aga sen imdat diye bir marka duydun mu? Ya da bize yardım edin diye bir ayakkabı markası duydun mu? Belli ki birilerini rehin almıştır bak. Ha. İmdat. Bize yardım ediniz. Rehine biz. Üldürecekler bizi. Bu Türkçe bilmez. Bizim oralardan bir yerden bu be. Belli oluyor. Kokusu da ona benziyor zaten. Ya Osman Aga bana bak. Demek ki birilerinin başı belada. Rehine almışlar. Öldürecekler. En iyisi polisi arayalım. Evet telefonu. Alo, iyi günler memur bey. Ben size bir ihbarda bulunacağım. Biz Şakrak Sokak Derya Apartmanı No. 7 Kavacık'tayız. Hemen gelin, burada rehine alınmış bazı hanımlar var. Öldürecekler vallahi onları. Tabii ki. Tamam anladım. Biz hiçbir şeye karışmayız, sizi bekleriz. Tamam memur bey, hemen gelin. Ne, bekleyeceğiz mi? Vallahi polis memuru öyle dedi. Hiçbir şeye karışmayın, müdahale etmeyin. Biz geliriz, olaya da şey yaparız, el koyarız dedi. Sen delirdin mi be? Gel ki kadınları öldürürlerse. Biz kendi işimizi kendimiz yapalım. Osman Aga nasıl yapacağız? Bu ayakkabının nereden atıldığını nereden bileceğiz? Tek tek dairelerin kapısını mı çalacağız? Bodrumdan atılmıştır. Ya bodrumdan olur mu? Ayakkabı senin kafana yukarıdan düştü. Aşağıdan mı geldi? Ne yapacağız şimdi? Bütün daireleri tek tek çalıp bu ayakkabı kimin diye, kimin başı dertli diye mi soracağız? Ya, her kapıyı böyle çalalım. Hadi yürü. Lan ben nereye düştüm ya? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Ne oğlum? Ne canlı lan? Ay bizim kovboy filmiyim ha. Bu kim? Ne oluyor orada? Bonanza'nın yerli versiyonu. Anasını satayım. Bari gelmişken Beleş sinema hesabı. Şunu biraz izleyelim. Kim kime çıkacak acaba? Ne oluyor ya? Bu ne be? Herkes ölür mü be kardeşim? Yuh be! Böyle senaryo mu olur? Kim yazdı bunu ya? Aman! Herkesin ölmesi de çok saçma ya. Çok saçma yani. Lan hepsi öldü ya. Oğlum arabam. Yatıyorum o manyak. Arif duyuyor musun beni? Burak konuşuyor. Arif cevap ver. Arif duyuyorsan cevap ver. Neredesin oğlum? Lodos'tan Poyraz, Lodos'tan Poyraz abi. Dinlemedin tamam. Arif iki saattir arıyoruz. Niye cevap vermiyorsun? Neredesin oğlum sen? Şimdi Nuri baba. Burada işler karıştı. Apaçilerle kovboylar arasında bir çatışma çıktı. Alayı Mortingenstraze yani. Oğlum ne kovboyu ne apaçisi ya? Sarhoş musun sen? Takside içki mi içiyorsun yoksa? Ya yok Nuri baba, ben alkolü sevmem, içenden de nefret ederim. Yalnız burada işler karıştı, iki tane mafya çatıştı, herkes öldü, alayı Mortingenstraze yani. Sen neredesin söyle bakayım bana, adresi ver bana hemen geleceğim. Alo, polis mi? Ha memur bey, burada bir şüpheli çanta var, sanıyorum sahipsiz. Ya dur bakalım senin yüzünden neler gelecek başımıza Osman Aga, çağırıyorum seni. Ana, aynı manyas kuş cenneti gibi ötüyor. Sen misin manyas kuş? Ana, kuş cennetinden angut kuşu çıktı Osman Aga. İyi günler kardeşim. Ne vardı? Affedersiniz beyefendi. Bu sizin ayağınızın kabı mı?
Siz ne demeye çalışıyorsunuz bana? Ben avrat ayakkabısı mı giyiyorum? Nonoş demeye mi getiriyorsunuz bana? Yok kardeşim, yanlış anlama. Biz her türlü ayrımcılığa karşıyız. Yani insanların cinsel tercihi bizi asla ırgalamaz. Değil mi Osman Aga? Aynen öyle. Sizi bana soyuna mı verdiler? Osman Aga, ayıların kızışma mevsimi başlamış belli ki. Kaçalım hadi, kaçalım. Umarım burasıdır Osman Aga. İyi günler bayan. Bir şey soracaktık. Bu acaba sizin ayağınızın kabı mı? Ay ne yapıyorum? Beyaz atlı prensibin bir gün bu kapıyı çalacağını tahmin ediyordum valla. Ne beyazı, ne atı, ne prensibi kadın? Ayakkabı kimin ayağını olursa onunla evleneceksiniz değil mi? Türkiye'de masalındaki gibi. Ay inşallah benim ayağım olur. Hanginizle evleneceğim ben? Demesin kadın, demesin ayakkabı. Bir dakika sıkışırsam olacak gibi. Ver şunu be kapat. Arkasına bassam. Bir dakika. Olmaz. Olmaz. Allah Allah. Nerede arıza var? Nerede sakat var bizim diyor ya. Yürü Osman Aga, yürü gidelim hadi. Kere daha deneseydim olmaz mı? Bana işe bak be. Herkes öldü. Çanta öyle ortada kaldı, iyi mi? Ben gider alırım abi çantayı. Hiç kimse kusura bakmasın. O para bize lazım yani. Mehmet hocam oğlunun okul taksitini öder. Seyit kendine bir kaset çıkarttı. Sinan abim safkan bir İngiliz atı alır kendine. Leyla abacım Ramazan babanın tedavisi için harcar. Ondan sonra Nuri babam durağı satın alır, kıl mahsardan kurtulur. Ali Kemal bir bodyguard tutar, kadından dayak yemekten kurtulur. Ben de bir şiir gazeti çıkartırım. Kalan parayla da bir pilav üstü kuru yerim anasını satayım. Hadi bakalım Arif Keser. Arif! Nereye gidiyorsun lan, çek kenara? Çekemem baba. Ne demek çekemem? Ya baba, ben sağ çekersem hırsızlar da yolun kenarındaki parayı çekerler yani. Hangi paradan bahsediyorsun oğlum sen? Ne diyorsun Arif ya? Ya bacım, mafyanın parası. Ben yolda gelirken araba savruldu. Kapı açıldı, çanta lap diye yolun kenarına düştü. Hiç içinde para bulur. Hayatımızı kurtarayım, yeni bir yön çizeyim diyorum yani. Saçmalama oğlum ya, bize ne o? Mafyanın kirli parasından. Ya bana bak, kaza yapacaksın, çek kenara. Arif kendine gel. Mafyanın kirli parasından Allah bir Allah ya. Kirliyse yıkarız mı ablacığım? Elimize mi yapışır? Ne olacak? İki çitiler iki çırpar, tertemiz yaparız o parayı. Evladım, başına iş alacaksın. Ne yapacaksın lan o kadar parayı? Ya Nuri baba, kendim için istiyorsam namerdim. Mehmet hocalar, Leyla'lar için istiyorum. Senin için istiyorum. Sinanlar, Seyitler gülsün diye istiyorum. Durağın kaderi benim elimde, tutmayın beni! Kızım, yetişmemiz lazım bu deliğe. Başını belaya sokacak. Oo, Celal abim saygılar. Buyur abim. Evet abi, yeni mallar var elimde. Bir görsen, hepsi bir içim su. İki müşteri mi gönderdin abi? Gelsinler abi, biz evdeyiz. Tamam abi. Saygılar abim. Yürü bakalım Osman Aga, bir de şuraya bakalım. İyi günler kardeşim. Oh, ne çabuk geldiniz yahu. Celal abi daha şimdi kapattı telefonu. Celal abi be. Ne bileyim ben be. Ne duruyorsunuz orada, girsenize içeri, bayanlar içeride, geç. Geç, bayanlar geç. Kız hanım, biz yanlış geldik galiba. Biz gidelim hadi. Yok yok, doğru geldik Osman Aga. Baksana içeride bayanlar varmış. Kayganamız bizi seviyormuş. Dört ayağımızın üzerine düştük. Ne kadar güzeliz. Sinan, biz gidelim, gidelim. Abi, kızlara bakmadan mı gideceksiniz? Sonra Celal abiye ayıp olur. Hadi geçin kızlar salonda. Tabii canım, hadi. Celal abiye ayıp olur. Biz bir bakalım kızlara. Abo! Cıvırlara bak! Hepsi birinci sınıf kalite mallar abicim. Alayı ithal. Daha yeni geldiler. Seç, beğen, al. Sinan biz yanlış geldik galiba. Hadi kalk gidelim bak. Olur mu Osman Aga? Doğru yere geldik. Baksana Osman Aga. Doğru yere geldik bak. Aa, evet evet. Ne kadar doğru yere gelmişiz meğersem. Siz takılın kızlarla abicim. Parayı çıkışta tahsil ederiz. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Eyvallah, iyi eğlenceler bize. Hadi bakalım. Allah, bu ayakkabıyı kim attı benim babama? Evet, biz attık. Ne olur, yardım edin bize. Eyvah, sizi burada rehin mi tutuyorlar? Böyle o sütün gibi bacakları burada rehin mi tutuyorlar? Bizi kesin abi.
Ne oldu? Pasaportlarınıza el mi koydular? Evet, silahlar da var. Vay vay vay! Bizi zorla pazarlıyorlar erkekler. Behçet adamı bekliyor kapıda. Silahlı. Hanımlar, hiç merak etmeyin. Avrupalı Osman Aga hepinizi kurtaracak. Tamam mı Sinan'la beraber? Biz sizi kurtaracağız, merak et. Gel şurada bir plan yapalım. Bana bak Osman Aga. Şu şey yerine. Geç kapının arkasına. Ben adamı çağırdım. Vur kafasını. Pardon, Behçet'in adam arkadaşım. Ya bir bakar mısın? Bizim hanımlarla bir anlaşamadığımız nokta oldu da sen bize bir yardımcı ol diyecektim. Ana, hadi, hadi kızlar, hadi, hadi. Hadi kaçalım, hadi yürüyelim. Ana! Ne oluyor burada? Ne yaptınız adama? Vallahi bir şey yapmadık. Uykum var dedi. Sonra dedi ki ben şuraya bir uzanayım dedi. Ben de battaniye almaya gidiyordum. Yani hep böyle geliyorduk halay çekerek. Geliyorum. Geç şöyle. Tamam geçiyorsun. Geç kızlar geçin. Kimsiniz oğlum siz? Ne işler çeviriyorsunuz oğlum siz? Ne ayaksınız oğlum? Abiciğim ben kendimi tanıtayım önce. Ben Kaya Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya. Şişirini okuma bana. Aklı sıra kızları kaçıracaktınız ha? Kimin adamlarısınız? Ne ayaksınız oğlum siz? Biz şeyin adamıyız. Şişman Nuri var ya, onun adamıyız yani. Yani biz Akasya durağı mensuplarıyız abicim. Valla bak öldürecekse beni öldürme. Önce Osman Aga'dan başla. Çünkü o daha yaşlı, ben daha gencim. Onu öldür yani. Aa, beni de öldürme. Sen bunu öldür. Niye beni öldürecek? Sen demedin mi gidelim kızları kurtaralım diye başımıza iş açtın. Allah Allah, valla bunu öldür. Bunun bir ayağı çukurda zaten. Sus, sus lan. Ay senin sufatına sıvayayım he mi? Silahı gördüm bile. Yüzüm yüzüm oldu. Ne yüzüm? Kenarınızda konuşup durmayın. Hiç merak etmeyin. İkinizi de aynı anda öldüreceğim. Şimdi son duanızı edin. Hadi hemen. Kıpırdamayın polis. Kıpırdama polis. At silahı. At silahı. Kalk. Kalk kalk kalk. Polisler geldi, kurtulduk. Sinan, her şey senin yüzünden oldu. Bir daha tamam, seni bir yere gidersem zinhar olsun ya. Yani. Tamam, niye hadi. Ben gidiyorsun ya? Hem senin yüzüne. Sen demedin mi kızları hadi, kurtaralım, hadi. Kızları kurtaralım diye. Sen aldın. Kurtaralım diye. Olmadı. Sus artık. Tamam, hadi. Bizi neden alırsınız? Hepsini, hepsini. Bak, bizim hadi billahi. Aile baba. Çekmeye kardeşim. Alın bunları. Kardeşim bizi niye alıyorsunuz? Bu kızları biz kurtardık. Biz ettik ihbar telefonunu ya. Alın hepsini, alın hepsini. Biz müşteri falan değiliz. Biz aile babasıyız. Çekme be. Osman Aga. Çekme be. Çekme be. Polis. Çekme kardeşim. Ya. Niye çekiyorsun? Ya bizim şeyimiz, ailemiz var. Çekme. Durun be! Ya durun! Kardeşim yaklaşma! Ya ben durun ha can kuşlar! Patlatmayın gözünüzü seveyim ya! Kardeşim çanta senin mi? Yok değil abi! Madem senin ne istiyorsun çekil şöyle! Abi benim değil ama sanki benim içimde bir can o çanta! Can! O benden böyle bir içimde o çanta benim gibi sanki! Abi bir durun patlatmayın ya! Bir durun ya! Bir bırakın beni ya! Abi gözünü seveyim beni bir bırak ya! Arif! Arif ne yapıyorsun oğlum sen deli misin? Kendini öldürmek mi istiyorsun ya? Baba asıl o çanta yoksa ben öldüm ya. O çanta var ya bütün durağın kaderi baba ya. Baba evladım saçmalama. Bırakın beni. Hayır. Şeydim ölü de tutaydım onu patlaydı ah paralar. Ölüme çeyrek kala hala şiir yazmaya çalışıyor ya. Baba.
Alo, buyurun, Akasya Duru. Tabii taksimiz vardır efendim. Ben adresi alayım. Ya hocam sende sıra. Tamam, hemen gönderiyorum. Görüşürüm. Mehmet hocam sıra sende. Papatya 14. Tamam Ali Kemal, hemen gidiyorum. Hoşça kalın çocuklar. Hayırlı işler hocam. Hadi hayırlı işler hocam. Sağ olun. Sinan abi, Osman abi değil mi o ya? Oo, hakikaten ha. Ya oğlum Ali Kemal, aç bakayım şunun sesini. Açıyorum, açıyorum. Sevgili seyirciler, Kavacık'ta bir eve düzenlenen kuş operasyonundayız şu anda. Polis yabancı uyruklu kadınları zorla alıklayan çete üyelerini yakaladı. Çekme kardeşim, biz ne çekiyorsun? Seni çekiyorsun, çekme. Ha buraya bak Seyit abicim, Sinan abiler benden habersiz Rus karlarına gitmişler. Biz müşteri falan değiliz, biz aile babasıyız. Çekme biz bana, çekme ben. Ya müdür, hadi Sinan abiyi anladık. Osman abinin ne işi var orada ya? Şimdi kardeşim, eskilerin bir lafı vardı. Şimdi böyle içli kazanın yanına oturana is bulaşır. Şimdi Osman ağamdan, Sinan ağamdan gezdiği için, yani yanında olduğu için ona is bulaşmıştır. Vallahi nasıl temizleyecek üstünden, ben onu merak ediyorum. Vallahi Seyit abicim çok istedim. Ha buraya otur sen, hayatta kal. Ay telefon. Ali Kemal. Efendim Ali Kemal. Kütbin ablacığım, yani sevgili yengeçim, hemen televizyon açısında. Vallahi senin ilgini çekecek bir haber var. Aç televizyonu, aç. Aa, ne diyorsun Ali Kemal? Yoksa zayıflamak, kilo vermekle ilgili bir haber mi var televizyonda? Vallahi Kütbin yengeciğim, yazın geldiği çok doğru ama siz kiloları vermek için çok geç kaldınız. Atalan Üsküdar'ı geçti diyorum. Osman babacığımla Sinan abicim sizin kilo vermenizi bekleyemeden zayıf karlara gitmişler daha. Ne diyorsun sen Ali Kemal ya? Osman abiyle Sinan zayıf kadınlara mı gitmişler? Ne? Kapa kapa. Aa, Sinan'a yol. Dede gide Osman. Şu anda polis yabancı uyruklu kadınları zorla alıkoyan çete üyelerini yakaladı. Müşteriler de var evde. Yazıklar olsun sana Sinan ya. İnanmıyorum sana ya. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah, değil mi? De burada Kleopatra gibi karınırken niye kötü kadınlara gidersin Osman? Allah Allah ya. Aa, dur Safiye, yas tutma. Osman abi yapmaz böyle şeyler. Bunlarda bir yanlış anlaşılma vardır. Benimki... Ya bir durun. Bakın kesin bir yanlış anlaşılma var. Ben çok şaşırdım bu habere. Allah Allah, ben niye şaşırmadım? Yani Sinan kütüphaneye gitti deseler şok geçiririm de, fuhuş çetesiyle basıldı dediklerinde nedense şaşırmadım. Çok rica ederim Şaziment Hanımcığım, siz de yangına körükle gitmeyiniz. Allah seni bildiğin gibi yapsın inşallah. Beni ne hallere koydun sen ya? Anne bak görürsün, bu sefer seni dinleyeceğim, Sinan'ı boşayacağım. Ayıp, daha neler? Sen karışma Şükran. Boşa kızım. Başka türlü kurtulamazsın bu adamdan. De ben de boşayacağım bu Osman'ı. The end. Yürüyün, karakola gidiyoruz. Ah, yalnız gitmeyin, bekle bekleyin. Tamirciye götüreceğim. Bir el atar mısın, bagaja koyalım? Tabii kardeş, buyur. Hadi bakalım. Hoppala. Tamam. Abi, koş, motoru çalıyorlar. Ne? Kim çaldı oğlum? Abi taksiye koydular, götürüyorlar. Ne diyorsun ya? Bak gidiyorlar. Hop, alo. Abi durdurun taksiyi, motoru çaldı adiler. Alo. Abi plakayı yaz, plakayı. 34 TYC 62. Abi var ya, Çin malı yine bile almayacaksın. Ucuza motor aldık diye sevindik, bir ayda bozuldu. Ne demişler? Ucuz etin yağlısı sert ol. Anlaşıldı, tamam. Memur bey, motorumu çaldılar, motorumu. Tamam beyefendi, bir sakin olun. Nerede çaldı motorunu? Şurada, iki sokak yukarıda. Taksiye yükleyip götürürler. Ama aldım plakalarını. 34 TYC 62, değil mi? Evet. Peki hangi yöne gittiler? Şu tarafa doğru gittiler memur bey. Anladım.
3414 merkez. Yahu Sinan, Osman, sizler evli barklı adamlarsınız. Ne işiniz var randevu evinde? Ben bir Avrupalı yağlı pehlivan olarak hiç ben arama uçkur çözer miyim komiserim? Size teessüf ederim. Çözse çözse Sinan çözer. Ne biçim konuşuyorsun Osman Aga ya? Niye ben çözüyormuşum? Ben gayet namuslu, evine barkına düşkün, karısını seven, çocuğunu seven, hatta kaygarasını bile nispeten seven, akıllı uslu, namuslu bir ev adamıyım yani. İnanmayın komiserim, inanmayın. Bu bir kadın görse böyle gözleri yuvalarından fırlar, böyle şekil çizer, belleri gözleri yani. Ya Osman abi, anladık. Tamam, çapkınlığa gitmediniz. Abi peki ne işiniz vardı randevu evinde? Bak şimdi size arz edeyim sayın damat, pardon başkomiserim. Şimdi efendim bu kadınlar ölüm tehlikesinde oldukları için evden bize bunu attılar. Bakın bak ne yazar? İmdat, bize yardım edin, rehine biz, öldürecekler bizi. Heh, bunlar yapmıştır. Tabii canım, biriniz Süpermen, biriniz örümcek adam. Bu memleketteki suçlularla mücadele etme işi de size kaldı değil mi? Bu memleketin polisi var beyler, size ne oluyor? Bizim amacımız kahraman emniyet teşkilatına bir nebze olsun yardımcı olmak. Komiserim, başka bir niyetimiz yok yani bizim. Arkadaş çok doğru söylüyor komiserim. İlk önce biz polise telefon ettik. Ama baktık ki gele yok, giden yok. Dedik ki biz de o zaman arkadaşlar yardım edelim kadınlara dedik. Daldık içeri. İşte. Olaya müdahale ettik. Evet, bu beyler doğru mu söylüyor hanımlar? Daha. Doğru söylüyor. Biz yardım istedik. Onlar bize kurtardık. Спасибо. Sinan baksana. Kadın ne diyor? Sıkma diyor. Ablası bu büyüyünce eşek olacak ha. Ya Osman Aga, sen ne kadar komiksin. Ne kadar sempatik bir adamsın. Sen stand up yapsana. Çok para kazanırsın. Altına değişik modellerde arabalar alırsın. Koleksiyon yaparsın. Sinan, o stand up nedir be? İyi bir şey mi? İyi bir şey. Çok para kazanırsın. Boş ver. Tamam beyler, tamam. Aranızda konuşmayın. Anlaşılan siz suçlusunuz. Buyurun gidebilirsiniz. Sağ olun komiserim. Affedersiniz komiserim. Bu suç delili acaba hatıra olarak eve götürebilir miyim? Nerede o? Nerede? Gel buraya. Bir dakika, açıklayabilirim. Her şeyi açıklayabilirim. Ya neyi açıklayacaksın Sinan ya? Kırkından ya bir dakika, gribik bağırma ya. Evin bu bacıların mahkemenin elinden hepsini kurtardık. Bak burada kurtardık. Biz mahkemenin elinden. Ne yapayım? Ya sen beni yiyorsun Sinan ya. Saçmalama ya. Sen benim üstüme nasıl gül koklarsın ya? Ne gül koklayacağım? Bak bu kumral, bu sarışın, bu karışın, bu da karışın. Bunu bile kurtardım. Hepsini ben kurtardım. Ne yapayım? Ne konuşturuyorsun bunu ya? Vursa da. Hanımlar sakin olun. Kocalarınızın bir suçu yok. Onlar randevu evine bu hanımları kurtarmaya gitmişler. Ya! Duydun mu Safiye? Duydun mu? Ha şimdi ben senin suratına tüpüreyim ha! Ya tamam Osman abi, tamam, anlaşıldı. Arkadaşlar hadi herkes dışarı. Buyurun. Tamam, ben bu kızları da götüreyim. Hadi siz de gelin. Hadi bakalım siz de götüreyim. Ya nereye götürüyorsunuz Sinan? Tamam. Sıralama öyleydi. Hayır. Onları zor kurtardım. Seninki kurtaracak peki benim elimden Sinan. Dur ya gülüm. Hayır o. Siz biraz daha misafirimiz olacaksınız arkadaşlar. Buyurun. Vay be, şu döşünün kıllarına bak. Döşünün kılına kurban oldun. Ya ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Kız bunu kışın alacaksın, böyle yatıracaksın. Böyle döşünün kıllarının üstünde mis gibi sıcacık uyuyacaksın. Zemin ısıtmalı. Anne valla sen hepten zıvanadan çıktın. Önüye bak. Önüye bak. Dizine bak. Sağa bakayım döşü kılı. Sola bakayım döşü kılı. Ben nereye bakayım ya? Anne ben domatesleri tezgahta unutmuşum. Ya sen tut şunları, ben gidip hemen alıp geleyim. Sen bekle tamam mı? Hış salak, hadi koş kız. Çırpısın sayra. Aklım bir karış havadadır ha. Koş kız koş. Koş beyni, koş beyni, koş! Oh. Ne yapıyorsun kardeş? Oh, nein! Oh my God! Ben size yardım etmek. Buyurun, bitti. Aman yarabbim! Ben öldüm de, cennete mi geldim? Sen kurban mısın? Kurban! Nein!
Ben Helmut. Ah ben de Fato. Fato. Oh mein Gott. Sehr schön. Sizin kolye ne kadar güzel. Senin de döşünün kılları çok güzel. Hiç böyle döşü sarı kılı görmemiştim. Boya mı sen? Nein, ni. Orijinale. Yok boya. Kendi rengi. Sizin kolye çok güzel. En az sizin kadar güzel. Nenemin nenesinin denesinden kalmadır. Bir resminizi çekmek ben. Hay hay. 333. Neden resmimi çekiyorsun? Yoksa bana aşık mı olmuşsun? Ya ya, ihli bedi. Ne kadar güzel. Bu benim telefon numaramdır. Aha buradan ararsan aşıklar tepesinde buluşurak. Anne, hayırdır bu herif kimdir? Bu herif Helmut'tur, yabancı damat, yeni boyfriend'im. Anne, memleketteki erkekler bitti. Yabancılara mı sardın şimdi? Anne, Seyit seni öldürecek ya. Yürü ya, yürü. Haberi. Bay bay Helmut. Görüşürüz Helmut. Aa, polis çevirmesi var. Abi sen durma, devam et. Olur mu kardeşim? Polisten kaçılır mı canım? Buyurun komiserim. Hakkınızda hırsızlık ihbarı var. Lütfen bagajı açar mısınız? Tabii açarım. Herhalde bir yanlışlık oldu konu. Siz de inin aşağıya. Buyurun komiserim. 3515 merkez şüpheli çalıntı motorla birlikte ele geçirildi. Bir yanlışlık olacak komiserim. Bu çalıntı motor değil. Bu motor arkadaşın motoru. Tamirciye götürüyoruz. Bozulmuş da. Ne motoru amirim? Benim bagajdaki motordan haberim bile yok. Sen dalga mı geçiyorsun kardeşim? Yani şaka mı yapıyorsun? Bu motor senin değil mi? Memur bey, motoru çalmış. Gariban müşterinin üstüne atmaya çalışıyor. Lütfen müdahale edelim. Namuslu bir vatandaş olarak kendisinden şikayetçiyim. Sen ne diyorsun kardeşim? Sen motoru bozuldu. Bir el at demedin mi sen bana? Sakin olun beyefendi. Vallahi yalan söylüyor amirim. Ben öyle bir şey demedim. Beni almadan önce çalmış galiba. Bir de bagajında çalıntı malla müşteri alıyor. Lütfen tutuklayın. Esas yalan mı söylüyor komiserim? Benim motorla hırsızlıkta ne işim olabilir? Ben öğretmenim. Yolda bana motoru satmaya çalıştı. Elimde kelepir motor var, alır mısın dedi. Benim annem hasta. Ona gidiyordum, motorla ilgilenecek halim yok dedim. Ya kardeşim, sen demedin mi bana Çin malı motor aldım, bir ayda bozuldu abi dedim. Ya bana bak, ben kendimi hırsız dedirtmem. Dedirtmek istemiyorsunuz, çalmayın efendim. Kolayı var değil mi amirim? Çalma. Katil edeceksin sen beni, öldüreceksin. Sakin olun beyefendi. Ben gidebilir miyim memur bey? Hiçbir yere gitmiyorsun. Derdini karakolda anlatırsın. Alın bunların ikisini de. Ya ben bir şoförüm ya. Benim motorla falan ilgim yok. Ya Arif, sen deli misin, divane misin? Yani sen ne zaman akıllanacaksın ya? Nasıl atarsın bombanın üstüne kendini be? Ya ben bombadan korkmam ki Nuri Baba. Bomba benden korksun ya. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? O bir kere bomba değildi yani. Fünye o fünye. Ben filmde falan görüyorum ya. Uy, çapkınlar da geldiler. Osman babacığım, Sinan abicim. Ya Sinan abicim, madem karaya kilitlisiniz, beni niye aramıyorsun, haber de etmiyorsun vallahi ki? Bre susak, bilmez misin yağlı pehlivan Osman aga? Kereften başka bir yerde uçkur çözmez diye, ha? O zaman niye gidiyorsun? Ya Osman, hakikaten senin o taraklarda bezin yoktu. Yoksa bu üçkağıtçısının senin de mi karakterini bozdu? Yok yok. Kardeşler, biz biliyorsun fatura ödemeye. Arabayı tam park yaptık ki apartmanın birine kafamıza böyle bir ayakkabı düştü. İçine bir baktık ikimiz, bir mekaz var. Biz zor durumdayız, bizi kurtardı. Sinan'la beraber hemen yukarı çıktık, kadınları kurtarmaya çalıştık. Yani evet, biz insanlık görevimizi yaptık, kadınları kurtaralım dedik. Bir takım medya mensupları geldi, onlar da bizi fuhuş yapıyor zannetti ve bizi çektiler yani. Olay bundan ibaret. Evet, bizi lanse ettiler. Lanse ettiler. Allah Allah! Millet deliye hasret, biz akıllıya hasretiz ya. Şu hale bak, yani durağın haline bak. Bakırköy'den kaçan buraya sığınıyor. Aranızda ilaç için bir tane akıllı şoför yok mu ya? Mehmet Hoca'nın hakkını yemem mi Nuri amca? Ah, haklısın kızım. Mehmet Hoca farklı. Mehmet Hoca dürüst, namuslu bir adamdır.
Yani keşke bütün şoförlere böyle olsa. Vallahi rahat ederim ya. Buyurun efendim, Akasya durağı. Evet komiserim, buyurun. Anlamadım. Mehmet Hoca motosiklet mi çaldı? Sağ olun komiserim. Tamam efendim, hemen geliyorum. Mehmet Hoca motosiklet çalmış. Oy, bak gördün mü Nuri babacığım? Hemen nazar değdi. Demek ki Mehmet Hoca Okan'ın taksitlerini ödeyemeyince hırsızlığa başladı. Hem o. Ne oldu Nuri baba? Hani hep bütün şoförlerim Mehmet Hoca gibi olsa içim rahat eder diyordun. Ne oldu? Hepimiz Mehmet Hoca gibi olsak vallahi Nuri baba ve 40 haramiler oluruz. Mehmet Hoca'ya bak, derste öğrencilerine ne öğretiyor acaba? Tamam saçmalama. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Mehmet Hoca öyle bir şey yapmaz. Sen olsan hadi. Bence de. Bence de. Bence de. Bence de. Hayret bir şey ya. Utanmasanız motosikleti sen çaldın diyeceksiniz. Aşk olsun ya. Vallahi ya. En büyük psikopatlık efendiliktir derlerdi, inanmazdım. Ya adama efendi diyorduk, suç makinesi çıktı ya, iyi mi? Ya inanmıyorum size arkadaşlar ya. Sanki Mehmet Hoca'yı tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ya belki bir iftira atılmıştır, bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yani hemen hırsız yaftasını yapıştırdınız adama. Bence suçsuz Mehmet Hoca. Bence de. Katiyen. Mehmet Hoca bir şey çalmaz. Gözümle görsem inanmam. Ben karakola gidiyorum. Kızım sen kime çektin ya? Bizim sülalemizde senin yarın kadar salak yoktur. Ayrıca da Sinan o kadınlarla işi pişirmiştir. Bir an evvel boşa onu. Ya anne sen ne biçim konuşuyorsun? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Komiser de dedi ya, hepsi yanlış anlamaymış işte. Yanlış anlama. Ali Kemal arıyor. Ne? Buyurun, felaket tellalı arıyor. Efendim Ali Kemal. Efendimmiş. Ya vallahi bravo Şükran yengeciğim. Sizi çok tebrik ediyorum. Uşaklarınızla pir oldunuz, Mehmet Hoca'nın paşını yaktınız da. Ne diyorsun Ali Kemal? Adamcağızın canına tak ettirdiniz da. Yok dershane parasıymış, yok saç parasıymış, yok makyaj parasıymış, yok tırnak parasıymış. Diye adamın sonunda kötü yola ittiniz da. Ali Kemal ne diyorsun? Daha açık konuş, anlamıyorum. Ne oldu Mehmet'e? Sabıkalı yaptınız adamı, sabıkalı. Allah'tan böyle karakterli bir adammış da çala çala bir motor çalmış. Mehmet motor mu çalmış? Allah Allah. Ne çalması ya? Ne diyorsun anne? Size para yetiştirmek için aslında panko soymak lazım. Panko da yetmez. Merkez Bankası'nı soymak lazım ama... Neyse, şu an onu karakola almışlar. Vallahi siz bir an önce bir gidin. Yoksa hapishaneden çıkamayabilir. Ya ne olmuş? Alo. Ay görüyor musun? Efendi uslu adam bunlara para yetiştireceğim diye yaktı kendini. Yazık, yazık, yazık. Hay Şarziment Hanımcığım, Mehmet harama yan gözle bile bakmaz. Bugüne kadar o bir toplu iğne bile çalmamıştır. Toplu iğne çaldı diyen kim? Motor çalmış işte. Toplu iğneyi ne yapsın ayol? Deveyi hamudundan götürmüş. Siz uyuyun daha. Ayol bunların durakça ardamarları çatlamış. Şarziment Hanım, insanın sizin gibi dostu olunca düşmana gerek kalmıyor. Hadi kızım, hadi yürü. Ya ne olur gitmeyin ya. Tamam Gülbinciğim. Ya ne olur diyoruz zaten. Allah aşkınıza. Tamam haber verin bize de, ne olur. Ben ne diyorum biliyor musun? Öyle masum görünenden, temiz adamdan her zaman korkacaksın. Bak motor çalmış. Ya anne sen ne biçim konuşuyorsun? Onlar senin dostun, arkadaşın. İnsan dostu arkadaşı için böyle şeyler söyler mi ya? Gülbin, bak geçen hafta gittiydik ya Şükranlara biz. Hani benim saatim kaybolduydu. Sakın Mehmet Hoca çalmış olmasın. Anne sen gerçekten kötü bir kadınsın ha. Ya niye böyle şeyler söylüyorsun? Dostun dedik, arkadaşın dedik. İnsan dostuna, arkadaşına böyle şey yapar mı? Şekerin mi yükseldi senin ya? Kole İnceleti Melmut. 4. Murat döneminden kalma çok önemli bir eser. Şahit. Bak bu kulenin bu kısmına dikkat et. Burası tamamen eniştemesi. Oo şahit. Melmut. Bu kaç paradır? 100 bin eurodan fazla eder. Oo 100 bin euro. Bunda var. Bu koleyi nasıl alabiliriz Melmut? Çok kolay. Bu kadın bana aşık. Verdiği bana telefon. Ben onu arayacak. Alacak kolyeyi çaktırmadan. Harikulansın, süpersin. Ya, du bist schön. Evet, ne demektir? Evet, sen güzelsin demektir. Hayırdır annen, ne çalışıyorsun? Ha, Almanca lisanı çalışıyor. Ne demişler? Bir lisan, bir de aşık kolye.
İki lisan, iki daş yıkılı. Anlamış mısın? Şivay dumkof. Şivay nedir anne? Sen bir kemsöz mü söylesen yoksa? Yuh yuh. İltifat edeyim. Bak bu Almanca çok güzel lisandır ha. Aşıklar lisanlıdır. Bak şimdi. Ich liebe dich. Seni seviyorum. Türkçeyi çok güzel kullandın anne. Şimdi kaldı bir Almanca. Sen kurban olasan benim Türkçeme. Bu ülkede Türkçeyi en güzel konuşan bir Zeki Müren vardı. Bir de ben varım. Peki anne. Ben gidip Zehra'ma bakayım. Size iyi çalışmalar. Alo? Guten Tag, Fräulein Fatoş. Guten Tag, Herr Almut, mein Fräulein Fatoş. Seni çok özledim ben Fräulein. Ben de seni çok özlemişim Herr Almut. Burnumda tütüsen. Buluşalım biz. Ha, buluşam. Neresidir orası? Ha, adresi veresem. Tamam, geliyem, geliyem. Hayırdır anne, nereye gidiyorsun? Vallahi Seyit Alman usulü keser hesaplarınızı. Seni ayrı, onu ayrı öldürür. Dekat oradan Fräulein Şivay. Ya anne nedir bu Şivay ya? Sen bir kesin kemsöz söylesen ya. Cahal Dumkov. Benim kızmetim ta Almanyalardan gelmiştir ha. Diye bak. Eğer sen gide bir şey dersen seni kıtır kıtır keser. Tövbe ya. Anlat bakalım Mehmet Hocam. Bu çalıntı motorun senin bagajında ne işi var? Komiserim, ben bu arkadaşı yoldan aldım. Bana dedi ki motorum bozuldu, tamirciye götürmem lazım. Yardım eder misin dedi. Ben de tabii dedim, bagaja koydum motoru. Yalan söylüyor komiser bey, motor benim değil. Ya kardeşim esas yalanı sen söylüyorsun, motoru sen çalmadın mı? Hop, Mehmet Hoca sakin ol. Karakolda olduğunu unutma. Komiserim, benim motordan haberim bile yok. Ben yaşlı annemi ziyarete gidiyordum. Yolda bu adamın taksisine bindim. Bana kelepir motor var, ister misin dedi. Ne yalancı adamısın sen be? Motoru sen çalmadın mı yalancı? Mehmet! Mehmet bunlar yalan değil mi? İftira değil mi? Sen harama yan gözüne bile bakmazsın. Baba ne oluyor? Burada bir Yavuz hırsızla karşı karşıyayız. Hem motoru çalmış hem de suçu benim üstüme atıyor. Komiserim ben Mehmet Hoca'ya kefilim. Yani o yapmadım diyorsa yapmamıştır. Mümkün değil. Nuri Bey, ortada bir çalıntı motor var. Bu bey ben yapmadım, o yaptı diyor. Dolayısıyla olay aydınlanana kadar Mehmet Hoca'yı burada tutacağız. Komiserim, olay yerinin MOBESE görüntüleri geldi. Tolga, atın bu üçkağıtçıyı içeriye. Bağ üstüne komiser. Yürü bakalım. Kolaydı değil mi bu işler? Mehmet Hoca, size de geçmiş olsun. Sağ olun komiser. Haydi bakalım, haydi. İyi günler komiser. Ya Dilek aşkım, bazen düşünüyorum da ben senin için Ferhat gibi dağlara delmek istiyorum. Aşkım, benim için dağlara delmene ne gerek var? Sen beni sev, o bana yeter. Ay kıyamam. Ya aşkım ya, ben seni çok seviyorum. Bağımızı ölümsüzleştirelim mi? Çok iyi fikir. Hemen şey yapalım. Şuradan çekelim şöyle güzel fotoğraflara değil mi? Gel. Bir de şöyle bu taraftan çek. Dilek aşkım, aklıma çok süper bir fikir geldi. Şu fotoğraflarımızı internet sayfamıza koyalım mı? Heh. Aferin o bayanlacığım. Gerçekten çok güzel bir fikir gelmiş aklına. Babam da bunları internette görsün. Sonra kara kızını öldürmek için 1 milyon kişi bulabilir mi? Grubu kursun, olur mu? Aman be Dilek aşkım. Osman Baba internetin ensine bile bilmezken nasıl girecek internette? Bu kızın kim olduğunu bana açıklamak için tam 5 saniyen var. 5 saniyen mi? Şey, 2 dakika olsaydı. Hangi kız? Bu kız. Aa şey bu kimse değil ya, bu bizim sınıftan arkadaş ya. Sizin sınıftan kızın adı yok mu? Ha? Adı? Belma aşkım. Belma aşkın mı? Belma aşkın mı? Ya sen nasıl bana böyle bir şey söylersin ya? Yok Dilek aşkım, sen yanlış anladın. Yani Dilek aşkım
zaten alışkanlık var ya. Onun için Belma aşkım demiştim. Yani sen aşkımsın, Belma düz. Bu kız senin sevgilin olduğunu bilmiyor mu? Neden böyle yanaşıyor sana? Bir sırnaşık tavırlar, böyle bir gereksiz samimiyet. Yok dilek aşkım, ne samimiyeti? Kız şey dedi, fotoğraf çektirelim dedi. Ben de öylesine sarıldım. Bu fotoğraf nerede çekildi? Fotoğraf şeyde çekildi, kafede. Yok kafe değil, sinema çıkışında. O bayana hangi filme gittiniz? Bak bana öyle bakma, çabuk söyle. Bak ellerim titriyor o bayana, elimden bir kaza çıkacak. Babam arayıp bu emrini vereceğim şimdi. Zaten biz de son dakikada yetiştik, aşk tutsakları. Aşk tutsakları mı? Aşk tutsakları mı? Ya sen kızla sinemada bir aşk filmine gidiyorsun. Sonra kafeye gidip oturuyorsun. Sonra böyle sarmaş dolaş pozlar veriyorsun. Yok Dilek aşkım, sen beni yanlış anladın. Biz Belma ile sadece arkadaşız. Bana sakın aşkım deme. Bir daha gözüme görünme o bayana. Bitti bu iş, o kadar. Ama Dilek aşkım gitme, ben sensiz ölürüm. Belma sana hayat öpücüğünü versin. Mutluluklar. Ama ben seni çok seviyorum. İhli badi herhal mut. Fräulein Fatoş, sen Almanca öğrenmek. Schön, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Deutschland, in der Bach. Willkommen, mein Helmut. Ne bakıyorsun o gözün direne baktığı gibi? Sana bakıyorum. Sen çok güzel. Helmut. Sana ne aldı bak? Mein Gott, sehr schön. Çok güzeldir lo, das ist gut. Hadi şimdi şu kolyeyi çıkart, onu tak. Bakalım nasıl olacak? Tamam lo. Nasıl oldu lo? Çok güzel. Schön, wunderbar. Ne alıyorsun kolyemi? Ne yapacağım? O zaten değersiz. Atacaktım. Yok canım. Onun değerini ölçmek sana mı kalmıştır? Bu kolye benim için çok değerlidir. Bunu takmazsam işlerim rast gitmiyor. Başıma ya kaza geliyor ya bela geliyor. Tabii güzel bir avradam. Nazar değ. Anlıyorum Fräulein. Diyorum ki baş başa kalacak bir yer gitsek. Yok, olmaz. Nikahtan önce senin döşünün kıllarını elleyemem. Örtümüz vardır, adetimiz vardır. Oğlum Said'den beni istemen lazımdır. Oh my God. Başka yol yok mudur? Yok. Şimdi gideyim, oğlumla seni tanıştıracağım. Haydi. Garson, bitte hier komm. Anneanne, gel inat etme. Çekelim şu krediyi. Taşıyalım şu malları dükkana. Bak bu sefer risk de yok. Müşteriler de hazır. He? Olmaz. Dedenden kalan tarlaları sattın, batırdın. Olmadı. Ümraniye'deki evi sattın, onu da batırdın. Bir bu evceğiz kaldı. Şimdi ona mı göz koydun? Anneanne, o zaman acemiydim. Bak artık gözüm açıldı. Her şey çok güzel olacak diyorum. Olmaz diyorum, olmaz. Başımızı sokacak bir bu ev kaldı zaten. Bu evde elimizden giderse ne yaparız, nerelere gideriz sonra? Bir sokaklara düşmediğimiz kaldı zaten. Ben seni sokaklara düşürmem, anneannelerin en güzeli. Hadi be, senin yalanlarına karnım tok. O arabanın taksitlerini de ödemiyorsun zaten, yakında o arabayı da alacaklar elinden. Üçkağıtçı. Yeter anneanne, kalbimi kırıyorsun artık anneanne, yeter. Yetmez. Sustum şimdiye kadar, burama kadar geldi artık. Ne çilen varmış Allah'ım. Senin gibi işe yaramaz bir torun verdi başıma. Senin gibi torun olmaz oğlum. Sus artık be kadın, sus artık be. Sus. Susmayacağım. Yeter. Bıktım artık senden. Bıktım. Sus dedim sana. Ben ne yaptım? Ali Harun. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu, verme dedim para. Sus dedim, susmadı. Ben de yüzüne yastık bastırdım. Yastık mı bastırdın? Ne yaptın oğlum sen? Çok bağırdı. Milleti başımıza toplayacaktı. Ben de öldürdüm. Allah cezanı versin Bora senin. Bir anneanne katili olmadığın kalmıştı. Kurtul oğlum o cesetten. Vallahi ömür boyu hapislerde çürürsün. Kurtulayım da nasıl kurtulayım?
Ne bileyim ben, halıya sar, denize at. Yap bir şeyler işte, beton dök üstüne. Bu işi halletmeden beni bir daha arama. Başım belaya mı sokacaksın benim? Abu! Lo şafanlar, guten tag! Guten tag. Guten tag? Günaydın demek. Anne bu kimdi? Ha bu das ist Talmud, bu das ist Said, Talmud benim sözlüğümdü. Abu! Ne sözlüsü anne, kafayı mı yedin, sıyırdın mı ya? Evlenacağım. Helal olsun sana Fatu anne ya. Demek artık dışarıya açıldın, ithal mal kullanıyorsun. Tebrik ederim, başarılar, hayırlı işleri. Ya ağam bırak dalga geçmeyi. Ya anne ne evliliği ya? Ne yani, soykallık mı yapmışım? Talimle dugalımla evleneceğim. Liebe dich, Fräulein Patoche. Seyit, senin anne çok seksi. Hey! Ulan! Ulan sen daha değil mi? Sakalım! Ben gidiyorum ulan ya! İptala yediririm ha! Seyit! Sakin ol Seyit. Bakın canım oğlum. Seyit! Otur oğlum, otur! Allah Allah! Sakin ol Seyit. Fatma Hanım, şimdi sen bu adamla evlenmek mi istiyorsun? Ha, Allah'ın emriyle evlenmek istiyorum. Ha, peki... Yeterince birbirinizi tanıyor musunuz? Kimdir bu adam? Helmut Deutschland'dır. Göttingenli bir yiğittir. Birbirimize sevdalanmış. Ya get Allah'ı seversen anay ne sevdası? Sen yarım akıllının tekisen. Sokaktan geçen her adamı eve getirip evleneceğim diysen tövbe estağfurullah ya. Ya oğlum ne var bunda ya? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle adam birbirleriyle evlenmek istiyorlar. Ya ağam ne demek ne var bunda ya? Bir kere bu adam... Müslüman değil. Ha bak Fatu Hanım, doğru söylüyor ama sen bulmuşsun göğsü sarı kıllı Almanı ama bunun Müslüman olması lazım, anladın mı? Yahu saçmalamayın ya, 150 kere söyledim ya. Yani din, dil, ırk ayrımı yapmayın, ayıptır. Das ist Helmut, sen benden evlenmek için olur musun Müslüman? Ya şöyle, ben olacak Müslüman. İşte buyurun, adam Müslüman olmayı da kabul ediyor. Helmut tamam oğlum. Sen akşama gel kızı iste. Mehmet hocam, ya siz aklı başında bir adam olarak akşam gelin de anayı siz verin. Yoksa ben bu adamı öldürürüm yani. Hiç merak etme Seyit, gelirim. Bak Seyit kızım, o da benim gibi Avrupalı. Ondan zarar gelmez. Nuri kardeşler, ben bir eve kadar gideyim, hemen geleyim. Hadi, affedersin her... Neydi adı? Ha Helmut. Hadi eyvallah. Affedersin. Gidersin. Aa! Kızcığım ne oldu sana? Bitti anne, her şey bitti artık. Bitti mi? Ne bitti? Okul mu bitti yoksa? Aa tabii, anladılar benim kızımın üstün zekalı olduğunu, erkenden mezun ettiler değil mi? Anne, o bayanlarla her şey bitti artık. Aa! Yine ne yaptı bu kara susak? Hiç konuşmak istemiyorum, boş ver. Sadece acımı depreştiriyor anlatmak. Ay, o zaman babana haber verelim. Eğer bunu duysa hemen böyle göbek atıp oynamaya başlar vallahi. Öf ya, ben burada acılar içindeyim. Sen benimle dalga geçiyorsun ha. Ay, durum gerçekten ciddi galiba. Osman'ım hoş geldin. Osman. Sana bir müjdem var. Hayrola kız, ne müjdesiymiş bu? Öyle bir müjde ki Osman'ım, seni karanlıklardan aydınlığa çıkaracak bir müjde. Yoksa kara kızan Afrika milli takımına mı çağrıldı? Yoksa kabilesine geri mi döner ha? Daha da iyi Osman'ım, daha da iyi. Dilek'le kara kızan ayrıldı. Allah! Yüce Tanrım, dualarım kabul oldu. Safiye, dile benden de dilersin. Ay ne kadar iyisin Osman. De ben isterim ki şöyle bir gerdanlık. Oha ne gerdanlığı kız. Tamam Osman, bir bilezik olsun. Yok bilezik de çok. Sana alsam şu kadarcık bir altın alabilirim. Bak, ne yapalım, ona da kabul. Yalnız Osman, ben sana diyeyim. Eğer bu kızı baş göz etmezsek bu yine kara kızanla barışır. Ne yapacağız Safiye? Ben bunu öldüreyim. Aa yok canım, sen niye elini kana bularsın? Sen öldür o zaman. Aa yok canım, ben niye öldüreyim? Alan kızdan öldürsün. Ya neyse canım, bak Osman'ım. Bu kızı derhal baş göz etmemiz lazım ki bu kara kızanı tarihe gömelim. Gümeyelim gümbesine de ya, bu zamanlarda böyle namuslu, düzgün bir damat nereden bulacağız be Safiye? Allah büyük bir Osman'ın, belki karşımıza çıkar. Hadi boş ver, çok konuşma. Hadi gidelim, arabada foşetler onları alıp gel.
Safiye teyzeciğim. Aa! Ay Osman yardım etsene ya, taşıyamaz çocuk. Aa tabii tabii yardım edeyim tabii. Aa! Nedir bu be, bu kadar eşek gülüsü gibi? Bu el halısıdır Osman'ım. Bura bey oğlum nenesine bir şey aldığı vakit en pahalısını, en kalitelisini alır. İyi mi Bura bey oğlum? Evet, teşekkür ederim. Hadi de nene nasıl, iyi mi? Anneannem memlekete gitti. Ben de o gitmişken şu halıları yıkatayım diyorum. Aa, memlekete mi gitti? Tabii ben bu sabah gördüm, hiç öyle bir şey demedi. Memleketten acil telefon geldi. Akrabalarımızdan biri hastalanmış, onu görmeye gitti. Aa, vah vah. Geçmiş olsun. Bura bey oğlum, bu ereke halısı mı? Eviniz kirlenmesin Safiye teyzeciğim. Maşallah maşallah, ne kadar güzel bir torun. Allah bize de bilesini nasip eder inşallah. Ya Allah bize önde tekten sonra double verdi ama yani senin gibi bir erkek evlat vermedi. Tez vakitte inşallah senin gibi bir damat verir bize. Ya bu araba senin mi? Benim Osman amcacığım. Yeni mi aldın? Yeni aldım. Ha iyi. Bora bir oğlum, Atice'nin en çok selam söyle, gelince bekleriz. Bize de gelin. Osman, görürsün değil mi? Mekka efendi bir çocuk. Hem de çok evcimen, bak halıları temizlemeye götürür. Maşallah, böyle damadım olsun, 100 milyon borcum olsun vallahi. Safiye. Kimdir nedir bilmeyiz. Hemen kızı yamadın herife ha. Aa, niye öyle dersin Osman'ım? Bak arabası var, evi var, hem dükkanı da var. Parası da var. Hem de efendi bir çocuk. Safiye, sebebim olacaksın ha. Yani belki de ben kızımı evlendirmeyeceğim. Vermeyeceğim belki. Allah Allah ya. Yürü hadi eve. Dur şu sunumu kuracağım. Yürü be hadi. Görücü gelecek. Ben hala hazır değilim. Bir'e bak çırpısı sayrak. Sana da iş verince sıvışıysan, aş verince girişiysen. Yatak odasındaki o vazoyu getirsene hala. Getirdim anne, burada. Ha? Güzel. İyi yapmışsan çırpısı sayrak. Kale Fatma Hanım, sakin olunuz. Nedir bu telaş? İşte şu kale, oturunuz, oturunuz. Kaçın, kaçın. Yani Fatma Hanım, 18'lik taze genç kız gibi yerinizde duramıyorsunuz. Ya sakin ol anne. Burada bu iş bitecek, tamam. Merak etme. Helmut'un gelmişti. Tamam anne, sakin ol. Ben bakarım. Bir bak. Eğer beni vermezseniz hepinizi memnun manyakı yaparım ha. Ya sakin ol. Otur Allah aşkına. Otur, ver şu silahı. Ver. Ya seni bu akşam vermeye geldik zaten. Kale seni vermeyeceğiz de ne yapacağız? Dursun'u mu kuracağız? Helmut'um geldi. Oh my liebe. Ich liebe dich, Fräulein Katoş. Ulan seni öldürürüm. Ulan sen benim anayı nasıl öpersin lan? Yapma, ulan, yapma. Ulan öpersin. Yapma, ulan şuraya yapma. Adam ne yapsın, modern adam. Tükürürüm hele modernliğin içine ha. Ya Seyit sakin ol arkadaşım, sakin ol ya. Nasıl olsa sonunda evlenecekler canım. Yani avans kabul et. Sen de trolojisin he. Delisin nesin bu söyleyeyim. Ya kocam yaradana kurban, bari sen yapma. Vallahi yemin ediyorum sinirlenip tepemde zaten. Şimdi elimde bir cinayet çıkacak ha. Oturunuz, oturunuz. Oh my god. Bu yüzük çok güzel, şön. Oh, ama bu çakma. Ah, tebrikler. Siz tarihi eserden anlıyorsunuz, arkeolog musunuz? Oh, nein. Ben antikacı. Daşı kılım antikacıdır ha. Neyse efendim, Fatma Hanım'ın sabrı kalmadı. En iyisi şu isteme işini hemen bitirelim. Hadi, Helmut, iste kızı, hadi. Hadi, pame, pame. Oh, ya şön, sizin kız çok seksi, çok istiyor, çok arzu ediyor ben onu. Ulan bir dakika, kız istemem oğlum.
Ulan seni varayım! Sakin ol, sakin ol. Dur dede. Anlıyoruz ki Helmut Türkçe çok güzel anlatamıyor bize. Türkçesi zayıftır. En iyisi Mehmet Hoca, siz onun yerine isteyiniz kızı. Mehmet Hoca. Hemen bu işi bitirelim, evet. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavride, kızımız Fato Ana'yı oğlumuz Helmut'a istiyoruz. Verdik mi? Verdik gitti. Yok hemen nasıl verirsiniz? Tövbe estağfurullah, yani sünnetsiz adama kız mı verilir ya? Yapmayın ya. Tövbe estağfurullah. Bir de sünnet mi olacak? Helmut'um, sünnet olursun değil mi? Sünnet? Ay ya kabul. Ah, o zaman ben de kendimi siyah verdim gitti ha. Yarın sünnet düğünü yaparık. Ondan sonraki günde ikimizin düğününü yaparık. Maşallah benim kızıma maşallah. Hadi Allah açıklı versin yavruma. Hadi görüşürüz anneciğim. Aa, Bora değil mi o? Bora Bey oğlum. İşe mi gidersin Bora Bey oğlum? Evet işe gidiyorum. Aa Dilek. Gel bak, Bora Bey oğlum seni okula bırakacakmış. Bırakırsın değil mi Bora Bey oğlum? Şey tabii bırakırım. Bana bak, yüzüğü takmadan gelirsen bacaklarını kırarım. Ne yüzüğü be? Aa mümkünse nişan olmazsa sus. Hadi güzel gidin. Olmazsa giderken bir yere uğrayın. Şöyle bir iki çay için, kahve için birbirinize böyle biraz sohbet edersiniz. Sen Osman amcanı hiç merak etme Bora Bey oğlum. Biz çok modern bir aileyiz. Biz Avrupalı bir aileyiz. Hadi güle güle. Tamam Safiye teyzeciğim. Ya Boracığım ya. Kusura bakma, annemleri biliyorsun işte. Herhalde seni bana uygun gördüler. O yüzden böyle seni de mecbur bıraktılar. Ama istersen ben hemen ineyim. Gerçekten hiç problem olmaz. Yok canım, önemli değil. Lütfen. Mesaj geldi o bayanadan. Kesin özür diliyor. O bayana mı? O nasıl bir isim öyle? O kim? Eski sevgili diyelim. Ayrıldık. Bu ne ya? Bu senin telefonunmuş bu. Ceset diyor. Kurtuldun mu diyor. Ne ceseti ya? Biri şaka falan mı yapıyor yoksa? Ne oluyor ya? Bora ne yapıyorsun ya? Bora ne oluyor? Dur şu arabayı, ineceğim. Başkasının telefonunu karıştırırsan olacağı bu küçük hanım. Ne demek istiyorsun sen Bora? Dur arabayı diyorum, ineceğim diyorum. Lütfen ya. Kes be. Konuşacağız sadece. Numara yapmaya kalkma, benim kaybedecek bir şeyim yok. Geliyor. Gel bakayım Helmut. Haydi bakalım. Haydi hep beraber. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Damat olur inşallah. Oldu da bitti maşallah. Damat olur inşallah. Haydi vur bakalım. Bu ne ya? Şaka gibi ayol. Hele hayatımda ben böyle saklabanlık görmedim. Elisine sonra adam sünnet mi olurdu? Olay! Bu sünnet çok eğlence. Ben çok sevdim. Çok güzel. Ben olacak. Her sene sünnet. Lan neredeysen sen? Her sene sünnet mi olurmuş? Aba tabi, söyletme beni. Bana bak Seyit, sünnetçiye söyleyelim de yanında birkaç kişi daha getirsin. Bu tek başına kesemez ha. O ne var? Hüseyin, şu etrafı bir kolaçan edin bakalım. Tamam komiserim. Yürüyün arkadaşlar. Aa, komiserim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Bu evde oturanları tanıyor musunuz Safiye Hanım? Tanırım tabii, kendileri komşularım olur. Hatice nineyle torunu Bora otururlar. Heh, işte biz de o Bora'yı arıyoruz. Aa hayırdır, ne oldu? Aa yoksa Milli Piyango'dan para mı
çıktı buraya? Ay çekinmeyin, söyleyin komiserim. Laf aramızda, bura bugüne bugün damadımız sayılır. Yani Osman bugün he dese dileği hemen vereceğim. Bura çok efendi bir çocuk. Sizin o çok efendi dediğiniz Bora ninesini öldürmüş. Ne? Aa, bir yanlışınız olmasın komiserim. Hem biz Hatice nineyi memlekete akrabalarının yanına gitti diyebilirdik. Evet, akrabalarının yanına gitmiş ama öbür dünyadaki akrabalarının yanına gitmiş. Bora onu öldürüp cesedi bir halıya sarmış atmış. Aa, dün biz gördük. Halıyı arabaya koydu götürür idi. Eyvahlar olsun. Mahvolduk komiserim. Ne oldu Safiye Hanım? Ay ne olacak? Bugün bura işe giderken ben dile yanına verdim okula bıraksın diye. Ay, ya Dile'yi de öldürürse ya ona da bir şey yaparsa komiserim. Safiye Hanım, siz şimdi Dile'yi hemen cepten arayın. Belli etmeden durumu anlatın ona. Yalnız Bora'ya çaktırmasın, yerini bize bildirsin. Tamam. Ah, ulaşılamaz der komiserim. Gitti benim kızım. Benim kızımı da öldürmezsin komiserim. Arif, hayırdır, ne bekliyorsun oğlum? Sünnetçiyi bekliyorum baba ya, gelmedi hala. Sinan var ya, Susak Sinan, kesin sünnetçiye yanlış adres vermişler. Allah Allah. Telefon. Safiye. Safiye, neredeyse düğün bitecek be. Nerede kaldın, gelmedin hala? Osman'ım, bırak şimdi düğünü. Mahvolduk biz, mahvolduk. Bu bizim komşunun torunu Bora var ya, katilmiş meğersem. Ne? Bora katil miymiş? Bora kim ya? Bizim komşunun oğlu. Katilmiş meğerse. Kavun değil ki mabadını koklayarak nasıl olduğunu anlayalım. Sonra? Hani dün sen arabaya halı taşırken yardım etmiştin ya. Meğersem içinde ceset var imiş. Gördün mü Saviye? Bir de oğlanla bizim kızı baş göz edecektir ha. Verilmiş sadakamız varmış ha. Yokmuş Osman'ım, yokmuş. Ne yokmuş? Verilmiş sadakamız yokmuş Osman'ım. Bu sabah buraya işe giderken ben de Dile'yi yanına kattım okula götürsün diye. Dile'yi ararım ama telefonla ulaşılamaz der. Ah, mahvolduk biz. Yakınımın başına bir şey geldiyse. Bre susak Safiye. En başta söylemen gereken şeyi niye en sonda söylersin? Neredesiniz şimdi? Bu bizim komşunun buranın evinin önündeyiz. Tamam, hemen geliriz biz. Ne oldu ya? Sorma kardeşlik. Bizim komşunun oğlu Bora vardı. Ninesini bile parça pinçik etmiş. Dilek de onun arabasına binmiş. Şimdi onlardan haber yok. Benim gideceğim ben. Tamam, ben de geliyorum. Hadi yürüyün bari. Benim arabayla gideriz hadi. Ya Boracığım, sen bizim kaç yıllık komşumuzsun. Biz seninle beraber büyüdük. Yalvarırım, bırak beni gideyim hadi. Olacakların sorumlusu ben değilim Dilek. Okumaman gereken mesajı okudun, sen kendi kendini yaktın. Okuduğum mesajdan kimseye bahsetmem, gerçekten yemin ederim. Lütfen bırak gideyim Bora. Tabii, istersen karakolun önüne bırakayım da beni ihbar et hemen. Hayır Bora, yemin ederim seni kimseye ihbar etmem. Lütfen bırak gideyim diyorum. Kes sesini be! Allah kahretsin. Ya bırak! Bırak! Yok bir şey. Kardeşim benim. Evden kaçtı. Yalan söylüyor. Bu işte bir iş var. Polisi arayacağım. Safiye, senin gözlerini oyacağım. Sen benim parasını nasıl katilin arabasına biniyorsun ha? Dur Osman ya, bir dakika bırak ya. Ya Osman, ben nereden bilebilirdim ki buranın katili olduğunu? Çok efendi bir çocuğa benzerdin. Evlenmeden önce sen de akıllı uslu bir kadına benzerdin ama angus çıktın Safiye. Öldürelim, gözünü oyacağım. Yahu yavaş ol Osman, bir dakika. Abi Osman abi, dur ya. Dur be Osman, dur be ya. Allah Allah. 43-40-42-14. 43-40 dinleme de tamam. Bir ihbar aldık. Malum şahsın kullandığı otomobil Şile yoluna çıkışta görülmüş. Yanında bir de genç kız varmış, tamam. Anlaşıldı, 42-14 tamam. Buranın arabasını Şile yolunda görmüşler. Yanında da genç kız var. O zaman ne dururuz, hadi gidelim hadi. Hadi. Hüseyin, hemen Şile polisine haber verin, tedbir alsınlar. Başla komiserim, yürüyün arkadaşlar.
Adı Thomas Kras. Almanya'da polis tarafından aranan tarihi eser kaçakçısı. Allah Allah. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama nereden? Daha önce Türkiye'de yakalanmış. Cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmiş. Helmut Mann adına düzenlenen sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığı tespit edilmiş. Helmut Mann. Tabii. Bu adam Seyit'in annesiyle evlenmek isteyen turist. Ve ben bu adamın nerede olduğunu biliyorum. Bakalım. Bırak! Ya bırak! Manyak mısın? Bıraksana, manyak mısın? Gel buraya! Kaçma! Şimdi sünnetçi seni biraz keseyecek, bu duyacak. Yani seni hafifleyeceksin ve ucundan alacak yani. Ben anlamadım kesmekle. Neyi anlamadı? Hırtuk kesecekler işte. Neyi? Şimdi bak Helmut'cum, burada çoluk var, çombak var, aile var, bayanlar var. Ben en iyisi senin kulağına söyleyeyim. Gel bakayım. Ben bilmiyorum sünnet böyle bir şey. Amma korkak mısın, amma tırsın, amma Yosef oldun ya. Sen sünnet olduktan sonra senin adını Yusuf koyalım, sana Yusuf diyelim. Korkma da aşıkalım, sandığın gibi değildi. Fräulein Fatoş, seninle konuşmak lazım. Kom Fräulein, kom. Ne oldu ya? Azıcık ucundan kesecekler, niye kom? Ya sen çal biz oynayalım. Korkma Yasan, mein lieber Helmut'um. Açık ucundan alacaklar. Şön olacaksın, şön. Ne yapacaksın, çalacaksın mı? Ya ya. Ha, iyi. Baba. Ne oldu lan? Ya Helmut amca anneyi bayıltmış, kaçıyor. Ne diyorsun? Kolyemi çalmıştır namussuz. Kesecekler beni. Korkma korkma, hiçbir şey olmayacak. Helmut efendi, yoksa Thomas mı demeliydim ha? Ne? Thomas mı? Thomas ne demek ya? Polis. Tabii size sürpriz oldu. Arkadaşın adı Helmut değil, Thomas'mış. Ne? Thomas mı? Thomas. Olamaz. Bunlar bize koymaz. Çok saçma yani. Ha, saçma. Bir de niye sahte isim kullanıyor? Çünkü kendisi Almanya'da aranan bir tarihi eser kaçakçısı. Abo! Ahkale demek, o yüzden benim yüzümün ne mal olduğunu anladın. Abo! Ya benim anlamadığım, yani bir tarihi eser kaçakçısının benim anneyle ne işi olabilir ya? Bak şimdi Seyit Kurban, senin anan tarih öncesinden kalma antika bir eser olduğu için herhalde Helmut onu komple Avrupa'ya kaçıracakmış. Aa, ya. Doğru, doğru. Ne? Çok saçma biliyorum. Sakın kaçırmayın ha! Kolyemi çalmıştın. Abo! Abo! Thomas, olamaz. Ne koydun kafana öyle? Kafasındaymış. Demek bu kolye yüzünden yanaştın Fatuhan'a ya. Hadi yürü bakalım karakola. Sana yazıklar olsun. Ya bırak bak. Anne bırak. Ya anne bıraksana. Bırak. Allah'ım.
dolaşalım, tamam mı? Hadi de. Buraya kadarmış direkt. Bu taraftan gel. Rafi! Hayırdır! Son duran el Dilek. Bırak lan! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Hayır abi! Korkma canlar. Bak Arif Cankuş, yani Şentürk ailesi olarak sana ne kadar teşekkür etsek azdır yani. Ne demek Cankuş? Üstümüzden kalktık aile. Allah'ım bu ne güzel bir aile. Yolla, bir taksi yolla, gönlüm eğlensin bizim yollarla. Herkes bir taksi bekler, akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni.